Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıf öğrencilerim, 3. yazılı sınavına çalışmaya hazır mısınız? 100 almanız için elimden geleni yapacağım. Öncelikle 4 ve 5. üniteleri gözden geçireceğiz. Çünkü son sınavda ağırlıklı olarak oralardan soru gelmesini bekliyorum. 4. ünitede should ve shouldn't konusu çok önemli. Should ve shouldn't'ı nerelerde kullanacağız? Örneğe bir göz atalım. Don't wear fur. Kürk giyme. Böyle bir cümle verilebilir size. Bir emir cümlesi gelebilir veya stop overfishing gibi. Bunu should ve shouldn't'la yazmanız istenebilir. Bu biraz zorlayıcı gibi gözükse de çok kolay. Don't yapma anlamında. Shouldn't zaten yapmamalısın, yapmamalıyız gibi kullanılıyor. Bu durumda da cümlemizi we shouldn't wear fur olarak kurabiliyoruz. Burada ise stop yani dur. Overfishing'i bırak. Yani fazladan balık tutma ihtiyacından fazla. We should stop overfishing. Durdurmalıyız anlamında should'u kullanıyoruz. Evet, şimdi size birkaç tane örnek verdim. Muhtemelen sınavda öğretmeniniz size bu tarz cümleler verecek ve should ve shouldn't'la doldurmanızı isteyecek. Haydi doldurun bakalım. Ekstra zaman isteyenler videoyu durdurarak bu çalışmayı yaptıktan sonra cevapları izleyebilirsiniz. Go to circus. Circus sirk. Sirke gitmeli miyiz? Hayır, gitmemeliyiz. We shouldn't go to circus. Çünkü orada hayvanları doğal ortamından alıyorlar ve çok uygun olmayan ortamlarda bulunduruyorlar. Protect forests. Ormanları korumak. Tabii ki should. We should protect forests. Ormanları korumalıyız. Destroy animals' natural habitat. Natural habitat doğal yaşam alanı demek. Hayvanların doğal yaşam alanlarını destroy yani yok etmek. Bunu yapmalı mıyız? Kesinlikle hayır. Bu durumda hayvanlar ölür, soyu tükenir. We shouldn't destroy. Bu arada buradaki kesme nedir hocam? Yanlışlıkla mı koydunuz diyenler olabilir aranızda. Bu kesme aitlik ekidir. Çoğullarda bir kelime çoğulsa, animals burada örneğin, kesme dışarıya atılır. Eğer bu tekil olsaydı, tek bir hayvan olsaydı, L harfinden sonra kesme S yazacaktım. Evet, devam edelim. Stop hunting, avcılık. Avlanmayı durdur. Malıyız tabii ki. We should. Help the animals to survive. Survive'ı belki Survivor programından bilenler vardır. Hayatta kalmak. Hayvanların hayatta kalmasına yardım etmeliyiz. We should. Use chemicals. Kimyasal madde demek chemicals. Kimyasal madde kullanmamalıyız. We shouldn't. Stop wearing fur. Burada da vermiştik. We shouldn't. Mı? Hayır. Hayır, yanlış yaptık. We shouldn't stop dersek, bakın yanlışı da göstereyim size. Bu anlamda yanlışı da görmüş olun. Eğer buraya shouldn't derseniz, stop'u göz ardı edip wearing fur'den atlarsanız hemen shouldn't'a, yani kürk giymemeliyiz anlamında hata yaparsınız. Çünkü stop var burada. Durdurmak. Asıl bizim konsantre olmamız gereken kelime stop. Yani şu boşluktan hemen sonra gelen kelime. Bu yüzden should'u kullanmalıyız. Böylece size kontrol mekanizmasını da öğretmiş oldum. Hunt animals, hayvanları avlamalı mıyız? Hayır, avlamamalıyız. We shouldn't hunt animals. Artık should ve shouldn't da bayağı profesyonelleştiniz diye düşünüyorum. Ama şöyle bir göz atalım. Bunlar en önemli cümleler. Bu kelimeleri, anlamlarını bilin, cümleleri bilin. Çünkü bu cümleyi buradan alıp, should'unu ya da shouldn't'ını kaldırıp size sınav içinde öğretmeniniz sorabilir. Bunları detaylarını, anlamlarıyla ünitenin konu anlatım videosunda verdim. Şöyle bir soru sorup cevap da isteyebilir. Bazı hocalarımız çok zorluyor sınavlarda.
What should we do to protect environment ya da wildlife deyip bunlardan bir iki tane yazmanız da istenebilir. Çevreyi veya vahşi yaşamı korumak için ne yapmalıyız ya da ne yapmamalıyız? Evet, yine should ve shouldn't'la ilgili başka bir tarz soru. Size bu şekilde resimler verilebilir. Veya işte bunlar sign olarak da yani sembol, işaret, uyarı bu şekilde de kabul edebilirsiniz. Bunları verir öğretmeniniz ve what is it about diye sorabilir. What should we do? What shouldn't we do diyebilir. İşte bu yüzden de verilen resimlerin ne ile ilgili olduğunu cevabını verirken it is about'la başlıyorsunuz ve resim ne ile ilgiliyse onu yazıyorsunuz. Mesela burada filler var. Vahşi yaşam. Wild animals. Burada bir kedi veya köpek patisi olabilir. Bir hayvanla ilgili bir resim ve koruyor onu. Ellerinin arasına almış. Animals. Hayvanlar hakkında olabilir. Burada bir ağaç olabilirdi. Ağaç kesme veya kesmeyin işareti olabilirdi. It's about the trees. It's about the environment diyebilirdiniz. Bunun detayı da yine konu anlatım videosunda var. Peki should ve shouldn't'la nasıl kuracağız hocam? We should'la ya da we shouldn't'la başlıyorsunuz zaten. Resme göre ne yapmalısınız ve ne yapmamalısınızı yazıyorsunuz. Burada da kelime bilgisi devreye giriyor. Mesela we should protect. Bakın koruyor. Mesela yapma işareti bu. We shouldn't hunt. Avlamamalıyız. Komperatif yine burada da karşımıza çıktı. Zaten bu dönem komperatif en iyi bilmeniz gereken konu. Herhangi bir ünite içerisinde size komparatif sorulabilir. Burada da hayvanları karşılaştırmanız istenebilir. Mesela a whale is bigger than the other mammals. Balina diğer memelilerden daha büyük. A dolphin is more intelligent than the other mammals. Dolphin, Yunus daha akıllı. Diğer memelilerden daha akıllı. Hemen hatırlayalım. Kısa sıfatlarda er geliyordu. Tabii yazılışlarına dikkat edin. Uzun sıfatlar sayısı başına more geliyordu. Ve araya den yazmayı kesinlikle unutmayın. Sadece bu deni yazmadığınız için hoca bütün cümlenizin notunu kırabilir. Bakın çok kıymetli bu den. Simple past tense yine burada da karşımıza çıkıyor. Simple past tense çok önemli bir konu. Fiillerin ikinci hallerini çok iyi bilmelisiniz. Olumlu cümlede fiilin ikinci hali kullanılıyor. Soru cümlelerinde ve olumsuzlarda fiilin birinci hali kullanılıyor. What, ne sorusu, who, kim, where, nerede? Soru kelimelerin anlamlarını da mutlaka bilin arkadaşlar. Evet, dördüncü üniteye şöyle bir kelime bazında da göz atacak olursak, kelime çok fazla var. Birkaç tane vocabulary videosundan size resim koydum buraya ama sadece bunlar değil. Lütfen vocabulary videosunu çok iyi izleyin ve oradaki hayvanları ve tüm kelimeleri çok iyi çalışın. Ben size en önemlilerini orada verdim. Ayrıca şöyle bir soru da sorulabilir. Dediğim gibi zorlaştırma amaçlı bu yönlendiriyorum sizi. Zor sorulara hazırlıyorum. Hayvanların isimlerini bileceksiniz ve açıklamalarını da bileceksiniz. Belki bir açıklama verip hangi hayvan olduğunu yazmanızı isteyebilir öğretmeniniz. Ya da daha da zorlaştırıp hayvanı verip bir iki cümleyle açıklama yazmanızı da isteyebilir. Bu yüzden kelime bilgisi çok önemli, tekrarladık. Ünitenin içerisinde çok fazla hayvan gördük dedik ve hayvanların açıklamalarını da yine detaylı bir şekilde size burada verdim. Buradaki kelimeleri de mutlaka bilin. Evet, bu üniteyi hızlı bir şekilde çalıştık. Bu ünitenin hocam ben takıldım, daha iyi çalışmam gerekiyor diyorsanız kelime videosunun dışında konu anlatımını bir kere kesinlikle sonuna kadar izleyin. Ayrıca pekiştireç olarak biraz da eğleneyim, ara vereyim derseniz bir soru cevap game show var. Ama şut videosunu mutlaka izleyin. Çünkü şut sınavda %500 çıkacak. Böyle bir oran veriyorum size arkadaşlar.
Büyük ihtimal soru çıkacak. Beşinci üniteyi çok hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Beşinci ünitede kelime bilgisi çok önemli. Programların, televizyon programlarının isimlerini ve açıklamalarını çok iyi bilin. Bunun dışında gramer olarak bakacak olursak prefer karşımıza çıkıyor. Tercih etmek, preferli bir cümle ya da soruya cevap vermeniz istenebilir. Preferli bir cümlede eğer preferin arkasından fiil getiriyorsanız ink takısı eklemeyi unutmayın. I prefer watching. I prefer drinking. I prefer eating. Bakın hep ink ekliyorum. Eğer bu ink'i eklemezseniz not kırılır. Ayrıca bir şeyi bir şeye kıyasladığınızda, tercih olarak kıyasladığınızda tercih ediyorsunuz. Tercih ettiğiniz şeyi önce yazıyorsunuz, etmediğinizi sona atıyorsunuz ve arasına bir to ekliyorsunuz. Ama diyelim ki mesela dizileri seyretmekle talk show seyretmek kıyasladınız. Hangisini tercih edersin diye soruldu. Siz dizileri tercih ederim dediniz. Burada bu cümlede gördüğünüz gibi her ikisinin başına da watching diyebilirsiniz. Veya I prefer watching series to talk shows veya to a talk show diyebilirsiniz. Bu iki fiil aynıysa ikincisini kaldırabilirsiniz. Ya da seyrederim seyrederim demek yerine direkt olarak dizileri talk show'lara tercih ederim cümlesi de kurabilirsiniz. Bu durumda bakın fiil olmadığı için ink takacak herhangi bir şey yok. Direkt olarak ismi yazıyoruz, to koyuyoruz ve tercih etmediğimiz şeyi de sona yazıyoruz. Bu arada I prefer kendi tercihimiz olduğu için. Bu he, she olsaydı prefers olacaktı. Prefer'e s takısı ekleyecektik. Geniş zaman kuralı. Ayrıca size how many hours do you watch TV in a day ya da a day diyebilir öğretmeniniz. Cevap ver bakalım diyebilir yazılıda. Günde kaç saat televizyon seyredersin? How many hours? Kaç saat? Bu soru kalıbını mutlaka bilin. Cevap olarak da you'yu ben olarak değiştirdik. I watch TV dedim. Bakın cevabın yarısı sorunun içinde var. Önemli olan görebilmeniz. Sonra da kaç saat izliyorsanız, 3 hours, 2 hours, 4 hours, 7 hours neyse saat, a day ya da in a day diye cevabı veriyoruz. Bu sorular önemli. What's your favorite TV program? En sevdiğin sorusu burada çok karşımıza çıkıyor. Siz cevap verirken my favorite. Dikkat edin burada en büyük hata I favorite yazanlar oluyor. I ben demek. Sakın ha I favorite diye bir şey yok. My favorite, benim en sevdiğim diyeceksiniz. Program, eğer bir tane ise buraya yazacağınız program is. Eğer iki tane yazmak istiyorsanız o zaman bu programı programs diye çoğul yapacaksınız ve are koyacaksınız. My favorite programs are mesela The Vampire Diaries and Flash. Atıyorum. Tabii siz kendi sevdiğiniz şeyleri buraya yazacaksınız. Tekrarlıyorum. Bir tane ise is, iki tane ise are ve iki tane ise ya da üç tane, beş tane birden fazlaysa programı da s takısıyla çoğul yapacaksınız. My favorite. Dikkat. Why do you like it? Neden seviyorsun? Neden seviyorsun bu programı diye sorulabilir. Böyle bir gidişat diyalog oluşturulabilir. Ya da why do you prefer it? Neden bunu tercih ediyorsun? Neden? Önce I prefer deyip cümleni kurup because'la cevabını verebilirsin. Ya da direkt baş kısmını söylemeyip because'la cümleni yazabilirsin. Because it's fantastic. İşte neden seviyorsan it is'den sonra buraya açıklamanı sıfat olarak vereceksin. Sebebini yazacaksın. Veya I prefer talk shows to discussions. Bakın prefer cümleni kurabilirsin. Şunu şuna tercih ediyorum çünkü diye bir cümle kurabilirsin. Because discussion programs are pretty boring. Çünkü çok sıkıcı. Pretty abartıyor sıfatı yukarıya doğru. Oldukça sıkıcı. Yani normalden fazla sıkıcı benim için. Bu yüzden talk show'u discussion'a tercih ediyorum diyor. Discussion neydi bu arada? Tartışma programı. Programların isimlerini kesinlikle bilin. Resim verip eşleştirme yaptırır hocanız ona göre. Bütün ünitelerde, hayvanlarda da
Bu 5. ünitede de resim çok güzel verilebilecek durumda. Resimle kelime eşleştirme sorusu kesin çıkar. Karışık da verebilir. Birkaç ünitenin kelimelerini karıştırabilir öğretmeniniz. Ama hocam bu kadarcık bana yetmez diyorsanız ki tabii ki yeterli olmayacak. Bir kere vocabulary, kelime bilgisini kesinlikle seyredin. Bütün ünitelerin kelime bilgileri sizin için çok kıymetli. Tek tek ayıklıyorum arkadaşlar en önemlilerini ve konu anlatımını da sonuna kadar dikkatli bir şekilde seyredin ve not alarak seyredin ve etkinlikleri kendi başınıza cevaplayabilecek bir hale gelmeniz gerekiyor 100 almak için. Evet, 5 ve 4'ü hızlıca bitirdik. Şimdi 3. üniteyi çok fazla anlatmayacağım. Ama şöyle bir en önemli noktalarını gözden geçirelim. Hauf'un çok önemli ne kadar sıklıkla yapıldığını soruyor ve bu geniş zaman sorusu bu durumda da burada gördüğünüz zaman kelimelerini kullanmanız gerekiyor. Özneden hemen sonra. Ayrıca artık 1. dönemi bitirirken simple present geniş zaman ve present continuous şimdiki zaman artı biraz önce bahsettiğim simple past geçmiş zaman bu 3 üniteyi artık çok iyi bir şekilde biliyor olmanız gerekiyor. Zaman kelimelerini mesela always, sometimes, never gibi zaman kelimeleri geniş zamandır. Sorularda bu emizar nerede kullanılır? Fiilde es takısı verilir mi, verilmez mi, eklenir mi, eklenmez mi? Mesela he-she-it'lerde es takısı geliyor geniş zamanda. Veya continuous tense, emizar artı fiile ing takısı şeklinde kuruluyor. En önemli zaman kelimeleri now, at the moment. Bunları artık çok iyi biliyor olmanız lazım. Olumlu, olumsuz soru haline dönüştürebilir halde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca was, were. İkinci sınavda çok çıktı. Bazılarımız buralardan ufak tefek hatalar yaptık ve yüz alamadık. Ama şimdi alacağız. Was, were'e çok dikkat edin. Was, he, she, it'lerde. He was, she was, it was. Bir de I was. Ben de was'la birlikteyim. Were ise they were, you were, we were. Yani çoğullarla kullanılıyor. Yine burada simple past örneği görüyorsunuz. Bakın geniş zamanda verilmiş bir cümleyi geçmiş zamanda kurmanız isteniyor. I usually drink milk at breakfast. Genellikle kahvaltıda süt içerim. Ama dün demiş. Demek ki dün içmedim. Dün başka bir şey içtim. I drank. Bakın drink ikinci hali drank. Play ikinci hali played. Fiillerin ikinci hallerini artık adınız gibi bileceksiniz. Ve simple past'ın zaman kelimeleri. Ago, last, yesterday. Bunları da çok iyi bileceksiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben birazcık tabii ki 3. ünitenin en önemli noktalarını 3 2 1'in en önemli noktalarını gramer olarak şöyle hızlıca anlattım. Ama izleyen arkadaşlarımız biliyor, izlemeyenlere özellikle söylüyorum. İkinci yazılı videosunu da 3. yazılı videosunun bitimine tekrar izleyin arkadaşlar. Çünkü 3 2 1 çok detaylı bir şekilde orada zaten size anlatılıyor. En önemli noktaları veriliyor. Şimdi minicik destek olma zamanı geldi öğretmeninize. Eğer destek olmak istiyorsanız bana yapmanız gereken burada. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Sakın videoyu kapatmayın. Daha tavsiyelerim ve anlatımlarım bitmedi. Evet, tekrar birlikteyiz. Ufak bir nefeslendik. Şöyle kafamızı topladık, kendimize geldik. Minik hatırlatmalarla devam ediyorum. Size söylemiştim. Simple present tense ve present continuous tense çok önemli. Boşluk doldurma olarak çıkabilir. Bir cümle kurarken ihtiyacınız olabilir. Çünkü sınavda iyi not almak için kelime bilginiz ve cümle kurabilmeniz çok önemli. Eğer bunların herhangi birinde sıkıntı yaşıyorsanız o konuyla ilgili dersi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Present var. Bu arada Simple Present Tense'in iki bölümünü birden izleyin.
Continuous şimdiki zaman var. Üçüncü ünite. Hocam ben ikinci yazılı videosunu da izledim. Ama hala sıkıntılarım var. Üçüncü ünitede şu noktalara takılıyorum diyen arkadaşlarımız için işte buyurun dörtlü paketimiz. İstediğinizi izleyin. Ama yetmedi hocam. Bir ve ikinci üniteleri daha bir detayına ineyim ben. Bizim hoca en baştan soruyor diyorsanız. Buyurun birinci yazılı hazırlık da üçüncü yazılıya hazırlayacaktır sizi bir ve ikinci üniteler anlamında. Simple Past'tan bahsettik. İkinci ünitede zaten en çok Simple Past çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Onun için de şöyle bir paket sunuyorum size. Bunları reklam olsun diye göstermiyorum bu arada. Bazı arkadaşlarımızdan eleştiriler geliyor. Hoca sadece kendi videolarının reklamını yapıyor diyorlar. Hayır, bunlara ben size gösterme sebebim hangi konudan, hangi üniteden eksiğiniz varsa gereksiz yere zaman kaybetmeyin. Gidin onları çalışın diye gösteriyorum. Reklam olsun diye göstermiyorum. Bunu da belirtmek isterim. Evet, Dilek Hoca Instagram'da arzu eden arkadaşlar beni oradan da takip edebilir. Evet, yazılı hazırlık videomuzun sonuna geldik. Aynı zamanda da tabii bu yazılıyla dönemimizi de bitiriyor olacağız ama ben videolarıma devam edeceğim. Hepinize 3. yazılıda başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Karnenizde 5'ler gelir, 100'ler gelir, takdirler alırsınız. Tüm sınavlarınızda sadece İngilizce'de değil, tüm sınavlarınızda size başarılar diliyorum. Ayrıca bu belki de bu yılın son videosu olur mu bilmiyorum ama yeni yıla yaklaşırken de hepinize mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Beni izlemeye devam edin lütfen. Desteğinize ihtiyacım var. Abone sayımız artsın, ailemiz büyüsün istiyorum. Abone olmayanlara sesleniyorum. Olanlar aman bildirimler açık mı? Kontrol edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. See you later. Bye.